otur. Tamam. Çorba yok galiba. Yok yok istemiyorlar. Yani ya çorba var. Siz benim yeter ki böyle porsiyon var. Oturur musun? İstemiyorum. Rica tamam. edeceğim şu çorbayı bir kaşıkla açayım açayım. Yok su isteyen mi istiyor? Kimse su mu istemeyecek? Yok, yok istemiyoruz. Buyurun otur. Sonra verirsin. Aa kendileri bülbül gibi şakıyor da sanki hadi sesi iç. Çok tiz. Sen içmeden içemiyoruz dedim ama başladı sol taraf. Afiyet olsun. Hanife Hanım'ın menüsü tamamıyla kopyalama bir menü. Birinci olan bir menüyü içeceğine kadar seçip önümüze getirdi. Sadece ana yemeğini değiştirmiş ve bunları kopyalamadığını iddia ediyor. Böyle bir tesadüf mümkün olamaz. Ben niye günlerce ne menüyü çıkaracağım diye araştırmalar yaptım. Ben de eski bölümleri izlerdim. Bir birincinin menüsünü alır kopyalardım. Hanife Hanım daha önceki bir yarışan arkadaşımızın menüsünü kopyaladı söyledi arkadaşlar. Şimdi ben ona bakacağım. Yani hakikaten o menüyle bu menü aynı mı? Becerebilecek mi? Benim için önemli olan o. Ben yemeklerin lezzetine bakacağım. Ona göre değerlendireceğim. Menünün hani böyle çalıntı olduğunu söyledi Ahmet Bey ama bence bu sorun teşkil etmiyor. Herkes birbirinden esinlenmiş olabilir. Arkadaşımız da o menüden esinlenmiştir. Yapmış olabilir. Önemli olan lezzetiydi. Ben lezzetlere bakarak değerlendireceğim. Buz gibi çorba. Evet, ılık. Hiç de buz gibi. Sen yeni kapattın abi. Evet, ağzını yeni kapattın. Ilık, ılık, ılık, ılık. Vallahi ama getirdi. Bak kaç dakika geçti. Nasıldı? Harikaydı. Hiç de öyle değildi. Harikaydı. Buz gibiydi. Harikaydı. Harikaydı. Deseydiniz o zaman. Benim bugün mi aklınıza geldi? Kaçları var. Deseydiniz. Ahmet Bey, siz bence ne yapın biliyor musunuz? Pazarlamacı olun. Harikaymış. Sizin damak tadınız, sizin damak tadınız yok. Ben anladım anladım. Ben kiminlerle yarışıyorum? Ben 5 gün kimlerle yarıştım ay, ya? Yine başladınız. Ben 5 gün kimlerle yarıştım ben yani? Nasıl yarışmacılar bunlar? Vallahi ben anlayamadım. Valla biz merak ediyoruz. Hani o bütün hafta böyle sakin, sessiz, hanım hanımcık. Sakin, sakin ama değildi. Sakin. Yok, yok, ama sakin, sakin. Ama volümü normal bir ağır güneyizden 5 katı daha fazla evet, çıktı. Yani işte tamam işte aynı şeyden bahsediyoruz. Kendi gününüzde nasıldınız hiç hatırlamıyorum. Biraz sakin olun. Hayır, beni kırdı, döktü. Şimdi nereye kırdı, döktüm? Ay biraz sakin. İlk iki gün sessizdi Yeliz Hanım'da. Sonra maşallah. Peki, buyurun sakin sakin çorba yorumlarımıza başlayalım. Neşe seni dinleyeyim. Çorbanın kıvamı falan yerinde. Yapanı anlatırsanız aynen, çok mutlu olurlar. Çorbanın kıvamı vesairesi yerinde ama tuzu az. Porsiyonda atıyorum Yeliz Hanım'ınki gördüğüm kadarıyla daha fazla, benimki daha az da onu söyleyeyim yani. Tamam. Belki devamı vardır ama hani eşit porsiyonlama hani olmadığı. Ama onun dışında hani kıvamı vesairesi düne nazaran da biraz ezilmesi vesairesi bana göre daha iyi. Yani püresini iyi yapmışsınız yani. Peki Serkan'ı da duyayım. Porsiyonlaması azdı yani ama daha, yani şey. 4 gündür porsiyonda hep sıkıntı vardı ama bunu keşke ben de dile getirseydim. Benim porsiyonlarım da azdı. Benim porsiyonumda benim sıkıntı yoktu. Benim porsiyonum da azdı ama dile getirmedim demek dile getirseydim. Ben buna bir herhalde bugün cuma günü ya hepiniz en azından domates çorbası bir kaşar beklerdim içinde. Evet ben de kıtır ekmek yani, de olur. Kruton ekmek olabilir. Evet bir kruton bir kaşar giderdi. Rendelerdim. Zaten benim de yazmamış. Genel anlamda hani lezzeti güzel olmuş, kıvamı güzel olmuş. Peki Yeliz? Ben de tuzsuz buldum ama kıvamı falan güzel olmuş. Ya sadece bu, tuzsuz buldum. Yeliz Hanım'ın bu haftaki sorun sanırım tuz. Ama tuzsuz yani olmuş ya şimdi. Yok. Ama ne diyeyim ya bana göre yani. Bir tık daha tuzsuz olmuş hayır yani. Ya. Ama kıvamı ya falan çok güzel tuz, olmuş. Ama bakın çok tuz koysam çok tuzlu olmuş. Az tuz koysam. Bu hafta bir ayarlanamadı şu tuzla. Beğendin mi peki lezzetini? Ben kıvamını falan çok beğendim. Çok evet, güzel evet, olmuş. Güzel sadece lezzet. Biraz tuzsuz olmuş. Bana normal geldi. Ahmet sana da normal geldi. Bana normal gelmedi. Bana ekşi geldi Zuhal Hanım. Hayır çok tuzunu soruyorum. Tuzu mu? Tuzu bana normal geldi ama bana normal geldiyse normalden az demektir. Bu yüzden yapamadı anlamına gelir. Bu yüzden tuz oranınızda hata var Hanife Hanım. Tuz oranında ekşi, hata mı var? Ekşi geldi tadı. Oldukça ekşi geldi. Hmm. İçine koyduğunuz un, yağ artık her neyse buram buram geliyor domatesden aa, daha fazla. Bu, kapya biber bunları tadı fark eden oldu mu? Fazla. Un, yağ efendime söyleyeyim ekşilik kimse aldım. Demedi. Ben aldım. Bir tek de sana öyle geldi. Siz farklı bir domates çorbası yediniz. Eline sağlık ben beğendim. Afiyet olsun Zuhal Hanım. Yani bence birazcık ılıktı. O kadar. Onun dışında bana tuzu da normal geldi. Tuzu da. Sen niye böyle şimdi dedin? Kimse de öyle bir... Bakanım olmamış. Aa sen söylüyorsun umurumu bir tek. Resmen Ahmet Bey bana gıcık olmuş. Kendisi. Şimdi yok olmadı. Damak zevkime ne yazık ki uymadı. Hanımefendi de damak zevkine
Kıvrandı. Hiçbir zaman ağzından beğendim çıkamadı. Zorla almaya çalıştı. Ya nasıl beğendim damak çıkamadı? Ben size uymadı. Beğendiğim şeyleri söyledim. Lütfen hakkımı yemeyin Ahmet Bey. Damak beğendiğim şeyleri tek tek söyledim. Pancar çorbasının da kıvamı gayet iyi olmuş dedim. Sadece biraz kreması eksikti dedim. Sen oradan dedim. Da konuşabilirsin istersen. Evet, İki oradan da konuşabilirim. Sadece kreması eksikti dedim. Var. Bir de çok fazla bir karabiber beni vuruyor dedim. O öyle kadar. Öyle bir şey yok. Karabiber tadı gelmiyor. Nasıl gelmedi? Herkes ben aynı yorum yaptı. Ama sizde hayır, şu an aynı yorum yapan yok. Nasıl hayır? Var mı Ahmet Bey'le aynı yorum yapan? Zuhal Hanım, beyefendi, Neşe Hanım. Sağ oldum ya. Var. Ay 4 gündür kendilerinin sesi çıkıyor. Ama şöyle bir şey var. 8 puanı Yeliz Hanım aldığı için bugün çok fazla yorum yapmaz. Olur mu öyle şey? Hayır. Ya ben de arkadaşlar Yeliz Hanım. Bir saniye ibreler ne zaman Yeliz'e döndü? Bana sen döndü nereden girdin gene? Bana döndü. 8 puan verdi diye şimdi herkes benden sessiz olmamı, işte yemekleri yorum diyemeyeceğimi düşünüyor. Ama öyle bir şey yok. Sonunda hepimiz burada yarışmacıyız. Tabii ki öyle değil. Bugün de eğlenceleri vereceğiz. Kim hak ediyorsa o kazanacak. İnşallah. Şimdi. Yani ılık olmuştu ve biraz da tuzsuz geldi bana ama kıvamı falan yerindeydi. Lezzeti de yerindeydi. Güzel de 50 lira için yarıştığımız için benim hakkımı yediniz dün. Bana düşük puan verdiniz. Kimse de kusura bakmasın. Karşıma da girmeyin. Bütün hafta ben sana dedim inanmadım. Bunların coşkusuna geldim. Ben hak ettiklerini verdim. Serkan Bey, hiç konuşmayın. İki hiç tane konuşmayın. Hak verdim. Zuhal Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ben size hak verdim Yeliz Serkan Bey. Yeliz bir şey söyleyeceğim. Serkan Bey dün Ahmet Bey'e neden 7 puan verdi biliyor musunuz? Hak ettiği için. Korktuğu için. Bu hafta benden sonra en güzel yemek oldu. Asla. Niye korkacağım? Benden korktunuz. Benim birinci olmamdan korktunuz. Beni bir dinleyin ya. 4 gün boyunca zaten konuşuyorsunuz. Bırakın biraz da ben konuşayım. Ben konuşmaya geldim şimdi. Tabii puanları aldın konuştum. Aldım puanları. Oh rahatladım şimdi konuşayım. Evet. Hepimizin arasında birer puan var. Kimse şampiyon falan değil şu anda. O yüzden evet. Gerçekten... Ama bir puan şampiyon yapabiliyor. Evet tabii yapabilir. Şampiyonluktan da edebilir ama evet. Daha Hanife yarışıyor. Hanife Hanım yarışıyor daha bir yemek yerini yiyelim. Herkes herkesten çekinebilir. Ben şimdi bir konuşabilir miyim? Konuş. Siz ilk günden beri Ahmet Bey'i kendinize rakip olarak görmediniz. Ve bunu da dile getirdiniz. Evet. Kimsenin de ona puan vermeyeceğini düşündüğünüz için kalktınız Ahmet Bey'e 7 puan verdiniz. Eğer biraz vicdanlı olsaydı bu menüye siz de puan verdiniz. Sevimli görünebilmek için. Ben Ahmet bak erkek dayanışması oldu bir anda. Tabii. Çünkü niye? Ne dediniz? Ben biliyordum zaten 3 bayanın da 6 puan vereceğini dediniz. Evet. Demediniz mi? Çünkü puanlarınızla oynayacağınızı biliyordum. Ya bırakın Allah aşkına. Biz dün neyin ne olduğunu çok iyi gördük. Gördük ne dediniz? Işte yani. Yeliz Hanım bana 6 puan verdiği için 6 puan verdiniz. Kesinlikle. Ve benim hakkımı yediniz. Siz puanlarınızı korumaya oynayacağınız için aynı şekilde Hanife de sizi korumak için ve kendi puanını oynamak için düşük puan vereceğini biliyordum ben. Ben söyleyeyim de söyleyeceklerim içimde kalmasın. Asıl hak yiyen sizsiniz, benim hakkımı yediniz diyorsunuz. Asıl hak yiyen sizsiniz. Karşımda iki tane muhallebi oturuyor. Ocağın üstüne sütü koy, unu koy, şekeri koy, karıştı. Geldi. Sizin yaptığınız çok mu iyiydi? Valla sizin tatlılarınızdan da iyiydi adamın tatlısı. Ben beğendim ama kolay diyorum. Kolay. Ben risk aldım ve altında çok zor bir tatlı yapardım. Benim de risk aldığım şeyler vardı mıydı? Altında gayet çıtırdı. Şeker, lütfen. Ben sizin tatlınızı beğendim. Nerede puanım? Ondan mı puanı verdin? Nerede puanım? Tatlının puanı nerede? Ana yemeğinizi beğenemedim. Pilavımı bir de çorbanızı beğenemedim. Tatlınızla ara sıcağınız, tatlınıza bayıldım diyemeyeceğim ama ara sıcağınıza bayıldım ve bunu da her yerde pilavımı söyledim. Pilavımı da beğendiniz. Benim yani ben bile açamam belki de öyle lavaşı. O kadar da güzel açmıştı. Ellerine kollarına sağlık. Bu oyunlara gelmem puanımı verecektiniz. Ben hak ettiğim puan. 6 verdim. Sen 7 istiyordun en düşük değil mi? Evet. Yani puanlar birbirine gerçekten çok yakın. Çok tabii yakın. Şimdi Hanife'nin de yarışmasını takip edeceğiz. Yemeklerini tadacağız. Bakalım nasıl gidecek, nasıl performans gösterecek. Serkan Bey dün 7 puan verdi Ahmet Bey'e ve erkek dayanışması olduğunu bugünkü masada da gördük zaten bunu. Ve ben de açıkçası o bize bayan dayanışması vesaire cümleler kullanıyor ama kesinlikle kendisi erkek dayanışması olduğunu bugün de masada zaten gösterdi. Ben Serkan Bey'in dün 7 puanı sevimli görünmek için verdiğini iddia ettim. O da gerekli açıklamalarını yaptı ama bana hiç tatmin edici gelmedi. Kendisi tamamen gününe oynuyor. Kendisi tamamen beni kendisine rakip gördüğü için benden korkuyor. Haftanın başından itibaren 4'ü bana karşı bir ittifaklardı. Sonra yavaş yavaş yarışmaya başladıktan sonra kendi aralarında bölünmeye başladılar bunlar. Günün sonunda biz Perşembe'ye kadar geldiğimizde bunların hiçbirinin aslında adil olmadığını gördük. Ahmet Bey de zaten kendi gününü geçirdi artık. Bundan sonra önüne gelene saldırmaya devam edecek yani. Serkan Bey'in bana 7 puan vermesini sindiremediler. Çünkü onlardan daha iyi olduğumu kabul etmiyorlar. Bu masada yemekten en çok anlayan kişi Serkan Bey yaptığı iş dolayısıyla eğer o bana
bana 7 puan verdiyse bu haftanın birincisi ben olmalıyım.